Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Arkadaşlar uzun süreden beri video çekmiyordum ve güncellemeye bekliyordum açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Aklımda tabii ki de kanalımla ilgili bir sürü efsane video içerikleri var ve bugünkü konumuzda efsane arkadaşlar. Efsane güncelleme geldi adlı bir video olacak. Dediğim gibi iki tane otobüs gelecekti oyuna ve bu otobüsler geldi arkadaşlar. Sizlerle beraber bu otobüsleri paylaşacağım. Dediğim gibi teker detayları, jant detayları hepsini sizlere göstereceğim. İlk önce otobüslerin kısmına tıklamayalım. Evet, galeri kısmına tıklayalım. Ben zaten sizlere söylemiştim. Eğer iki tane yeni bu otobüsler eğer gelirse ilk baş sıraları yerleşir. Çünkü dediğim gibi otobüsler fazla değerli ve pahalı bir otobüs değil. Gördüğünüz gibi. Şöyle tıklıyoruz. Evet. Bakalım kaçıncı sırada yer almış. Evet, gördüğünüz gibi Yuton ZK68H adlı otobüsümüz. Otobüsten çok minibüse benziyor arkadaşlar. Dediğim gibi küçük bir otobüs. Gördüğünüz gibi 328,3K ve otobüsün değeri iyi mi bilmiyorum. Bunu test sürüşünde göreceğiz. Otobüsümüzü satın alalım. İkinci otobüse geçelim arkadaşlar. İkinci otobüsümüz tam da Irizar'ın yanında. Bu otobüse detaylı baktığımız zaman gördüğünüz gibi biraz şekli falan hoşuma gitmedi. Arkasında cam falan yok zaten. Gördüğünüz gibi arkası biraz klasik bir otobüsü andırıyor diyebilirim. Arka çift teker de yine hoşuma gitmedi. Gördüğünüz gibi. Yani bu otobüs biraz kötü kalmış. 334,6K arada çok fazla bir fark yok diye görüyorum arkadaşlar. Şöyle geri dediğimiz zaman otobüslerin kısmına tıklayacağım. Şöyle Yutonla başlayalım isterseniz. Şöyle teker kısmına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi jant ve lastik bölümleri çıkıyor zaten. Jant kısmına tıkladığımız zaman sonda iki tane jant eklenmiş. Biri bu ve bir diğeri de bu. Hepsi aynı fiyat mı? Hayır, sonraki yeni gelen jantlar daha pahalı arkadaşlar, gördüğünüz gibi 33,5 33.500 TL diyeyim sizlere. Gördüğünüz gibi hangisi daha iyi diyeceğim ama ikisi neredeyse birbirinin aynısı. Birinin sadece ortasında nasıl diyeyim, somun izi falan var. Şu en sondakini satın alalım arkadaşlar ve teker kısmına tekrardan geldiğimiz zaman lastik kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şerit kısımları gelmiş. Evet, ilki gördüğünüz gibi dümdüz bir şerit. İkincisi kesik şerit ve üçüncüsü yine kesik şerit, ortasında Zux Game'in kendi adı yazıyor. Aynı şekilde yine uzun şerit içinde yine Zux Game yazıyor gördüğünüz gibi. Ve en sonuncusu Zux yazıyor ve en arkasında ne yazıyor şu an okuyamıyorum ama bu otobüs biraz da olsa yani hoşuma gitti arkadaşlar. Sizlere şunu söyleyeyim. Gerçekten MCI'ye göre biraz daha hoşuma gitti diyebilirim sizlere. Bu tekerimi yapacağım. Gördüğünüz gibi otobüsümüz böyle oldu. Skinner kısmına geldiğimiz zaman bu otobüse göre skin yok sanırım. Daha bakmadım. Evet, skinimizde böyle yaptığımıza göre otobüs gerçekten yani bir şeye benzedi açıkçası. Otobüsümüzü seç dedik arkadaşlar. Yani muhtemelen 102 veya 105 arasında diye tahmin ediyorum ben bu otobüsün hızını ve bilmiyorum kaça kadar çıkacak. Evet, şu an 104'ü gördü. Şu an 106'ya da çıktı. Evet, gerçekten tahminlerim ötesinde. 106'ya. Şimdi 108'i buldu. Evet, gerçekten bu otobüs bizi yanılttı arkadaşlar. Küçük olmasına rağmen. Şu an 110'u da buldu. Evet, 111 diye devam ediyor. Muhtemelen 120'ye kadar çıkar. Eğer böyle bu hızla devam edersek. Evet, şu an 114. 115 gelecek mi? Evet, 115 de geldi. Dediğim gibi 120'ye kadar çıkar eğer zorlarsak. Veya yokuşlarda 120'yi buluruz diye tahmin ediyorum. Şu an 116 oldu hızımız. Karşıdan da bir araba geliyor ama şu an emniyet şeridine geçeyim. Evet, hız testimizi yaptık arkadaşlar. Yani maksimum 116 diyebilirim sizlere. Evet, frenlemesi çok hoşuma gitti. Arkadaki stoplanmaların komple yanması gerçekten aşırı derecede hoşuma gitti arkadaşlar. Bu konuda başarılı diyebilirim. Zaten bu otobüs diğer otobüse göre biraz daha hoşuma gidiyordu. Yandan baktığımız zaman da yine bir dolmuş havasını andırıyor diyebilirim sizlere. Önden bakıldığı zaman da önü biraz daha kibar tutmaya çalışmışlar. Far kısmından tutun da karşıdan karşıya geçen o alüminyum şeritlere kadar. Şöyle gösterelim. Evet, lastik detayları da çok hoşuma gitti. Biraz büyük kullanmışlar tekerleri. Onun açısından üst tarafta bir klima kısmı var gördüğünüz gibi. Büyükçe gelen. Camlar da aynı şekilde yine büyük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tekrardan fren kısmını bastığımız zaman ve R yaptığımız zaman gördüğünüz gibi bayağı iyi yani. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Efsane videomuz da bu kadardır arkadaşlar. Dediğim gibi
Zugscan böyle yenilikler getirmeye devam edecek. Zaten oyunun kalitesinden de belli oluyor böyle yeniliklerin geleceği. Şu farımızı da yakalım. Hepinize görüşmek dileğiyle arkadaşlar.